üçüncü gündeyiz. Orvieto köyüne geçiyoruz. 9 asırlık bir köy. Arkadaşlar Orvieto köyündeyiz. Şu anda hakikaten görülmeye değer bir katedral var burada. Renkleriyle bakın şöyle 9 asırlık 900 yıllık bir katedral bu. Tabii biz olayın dini kısmını çok anlamıyoruz. Rehber anlatıyor. Bizim dinimizle çok bağlantılı değil ama gerçekten çok ciddi bir emek ve çaba ve değerle yapılmış. Ve burası 9 asırdır hiç değişmiyor. Hiç bozulmuyor ve böyle kalıyor. Bu sokaklar, bu caddeler, bu evler 9 asırdır var. Ve tam şu karşımında da şu kulenin tepesinde bir çan var. Orası dünyanın ilk robot. Dünyanın ilk robotu. O çanı bir robot çalıyor. Biraz önce telefona kaydettim. Şimdi o niye orada tabii bu kilise için. Onu da bir dinlersiniz. Evet devam ediyoruz. Evet şu anda çok gözentiğim farkıyla arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımız çok gezmeyi çok sevenlerin kanalıdır. Bakar mısınız? 9 asırlık bir İtalyan köyünde geziyorsunuz. Hızlı tren. Aa bak hızlı tren geçiyor.
Tam tanıyamadım. Evet, Floransa'dayız. Nisan'dan Let's Get Down'u dinliyoruz. Santa Croce Meydan, Santa Croce Kilisesi önemli üç kilisesinden bir tanesi. Tabii en önemlisi katedral, doğma güzel. Kubbesi görünen. O dünyanın en büyük dördüncüsü. Şimdi normalde bizim başlangıç yerimiz kulenin olduğu. 3 kişi sayesinde 1870'li İtalya biliyor. O işin ne kıydığını anlar. O da İtalyanca, o da İtalyanca anlamıyor. Sicilyalı bunu anlar, onu anlamıyor. Kardeşim diyorlar ortak değil, Floransa İtalyancası olsun çünkü grameri en önemli, temeller atılmış, bir sürü eser verilmiş burada. Yendim. Bunu yaptığım şey Rönesans'ın ülkesi. Yani perspektif ve matematiksel simetri perspektif full kapıyla başlıyor. Sonra yıllar sonra bu 25 yıla bitiriliyor. 1450 gibi. Yıllar sonra Michelangelo bu kapının bitiminden 25 yıl sonra doğan Michelangelo gençliğinde buradan geçerken ya diyor ki olsa olsa cennetin kapısı olur. İsmi Cennet'in Kapısı olarak kalıyor. 10 tane figür var. 10 tane size göre anlatıyorum. Soldan bir. İlk günah. Havva'nın yüzünden ayvayı yedik. Buraya geldik. Sağdan bir. İlk cinayet. Kabil Habil'i öldürürken. Evet. Soldan ikinci bak. Piramit gibi bir şey var. Görüyor musun? O Nuh'un gemisini simgeliyor. İçinden hayvanlar çıkıyor. Görüyor musunuz? Tufan evet, bitmiş. Kurtulmuş canlılar. Peki aynı köşe, aynı piramidin ol. Biraz daha böyle gelseniz ya. Rahat görseniz. Oradan niye kenardan bakıyorsunuz? Bundan başka yok dünyada işte. Ben bunu Fransız, Alman, Norveçli yapamıyor ha. Bu tek. Bak aynı köşede bir adam yatmış ya. Fıçının yanında. Evet. O kurtulmuş ya. Nuh peygamber o. Tufandan kurtulduğu için çok mutlu olur. O fıçtan şarap içiyor. Sarhoş olup bayılır. Kare'nin anlatımı Ebrezat İnoe. Nuh'un sarhoşu. Nuh şarap serbest. Ha kana günü. Ulan olur. Nuh içiyor. Öyle diyor adam. Hristiyanlar içiyor. İçiyor. Sağdan iki. İbrahim peygamber İsmail'i kurban edecekken bak melek engel olur. Koçu gösteriyor. İbrahim. Soldan üç, sağdan üç Yusuf peygamber. Şimdi Yusuf peygamber tabii semavi dinlere göre gelmiş geçmiş dünyanın en güzel erkeği. Sonra işte kardeşleri kıskanır, kendisine anlatmaya gerek yok değil mi? Biliyorsun, kuyuya atarlar. Peki şunu biliyor musun? Hayır. Babası aslında kardeşlerine güvenmez. Evet. Yani kötü değil mi? Ama şunu biliyor. Bak, babasının oraya yemiş Yakup'un. Babası diyor ki, babilerine dikkat et. Evet. Ha. Hangi kızın peygamberi? Şimdi. Yusuf şu babasına değinmişti Yusuf. Sonra Yusuf biliyorsunuz kuyu atılır, köle tüccarları bulur, satarlar. Sonra hapse girer. Kadınlar ellerini falan doğrar. Hadi kadın der ki siz bana inanmıyorsanız bir içeri çağırayım da elma doğrayayım falan. Ondan sonra Yusuf'un rüyaları gerçek çıkar. Onun muhasebe işçisi yaparlar. Yerin. Sonra kıtlık başladığı zaman abileri de oradan tahıl almaya gelirken Yusuf tanır abileri. Onlara bir oyun oynar hırsız diye gösterir. Sonra onları affeder. O pazar yerinde abilerini görmesin. Ben insanlar kıtlıklar.
Hangi şarkıyı söyleyelim? Na 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 Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.